Yani bizim Yüce Divan'a gönderme sözü verdiğimiz, bakın bu burası gerçekten çok yani kabullenmekte zorlandığımız ama böyle baldıran zehri içerek yola devam etmemiz gereken bir konudur. Bizim Yüce Divan'a göndereceğiz dediğimiz insanları listelerimizden aday göstermemiz gerçekten tabanımızı, seçmenimizi ürküttü, kızdırdı, bir kısmı sandığa gitmedi. O nedenle bizim bu şekildeki belki iyi niyetle, belki işte nasıl olsa bu işi halledeceğiz, kazanacağız inancıyla gittiğimiz bir seçimde bu kadar çok milletvekilinin verilmesi tabanımızı yordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 temel ilkesi vardır. Bu temel ilkeleri herkes kabul etmek zorunda değildir. Elbette ki bir ittifak yaptık. Elbette ki bu ittifakın sonucunda hoşumuza gitmeyen insanlarla yola çıkmak zorunda kalmış olabiliriz listelerimizde. Bu da kabul. Ama CHP'nin 6 okuyla taban tabana zıt düşünceler olan insanları siz listelerinizde gösterirseniz bizim tabanımızın çalışmaya mecali kalmaz. Bunları masaya yatırmamız lazım. Bunları konuşmamız lazım. Bizim bütün milletvekillerimizin tamamının atamayla belirlenmesi bizim tabanımızın heyecanını, şevkini kırar. Biz böyle bir parti değiliz. O nedenle bunlara bizim dikkat etmemiz lazım ki bakın burada konuştuğum her noktayı alacaksınız, yerel seçime koyacaksınız. Yani siz yerel seçimde de yine eğer partimiz, bizler, hepimiz, bakın ben kendimi de ayırmıyorum buradan, hepimiz eğer ve milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz. Bu bakın çok önemli bir uyarı, yani, evet. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyemeyiz. Çünkü biz aptal değiliz. Yeter artık tokat yiye yiye, yani halk bizi gerçekten doğru yola yönlendirmeye çalışıyor ve diyor ki benim sevmediğim adamları koyma diyor. Şimdi biz aynı şekilde milletvekilleri belirleme yöntemiyle belediye başkanlarını belirlersek yine aynı sonuca ulaşmış olacağız. Evet. Yine bakın ittifaklara karşı değilim ama ittifak yaptığımız kişilerle yine altı okla taban tabana zıt kişileri ittifak gerekçesiyle belediye başkanı gösterirsek o zaman bu sıkıntıların tamamını yeniden yaşayacağız demektir. Peki. Bakın bütün Sayın Atıcı, toparlar mısınız? İki cümleyle bitireyim. Ondan sonra dilerseniz söz vermeye de bilirsiniz. Estağfurullah. Bakın buradaki en temel noktadan bir tanesi şudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanımızın vaatleri çok değerliydi. Çok kıymetliydi. Gerçekten. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu altılı masa istişaresi, mesaisi çok kıymetliydi. Türkiye için çok kıymetliydi. Bakın oy getirir getirmez ayrı konu. Ayrı konu ama ben bunu çok değerli buldum her defasında. Her defasında çok değerli buldum. Ancak bu mutabakata varılan noktalar ve vaatlerimiz, örgütlerimiz ve üyelerimiz tarafından seçmene yeterince aktarılamadı. Bunun çözümlerini bulmak zorundayız. Peki. Yerel seçimleri de aynısını yaparsak biz yine perişan oluruz. Bakın bizim tabanımız da bize ders verdi. Yani CHP üyeleri de bir dedi ki kardeşim hep gidiyorsun karşı mahalleye, hep gidiyorsunuz karşı mahalleye. Yani evet karşı mahalleyle oturalım, konuşalım, aynı masada olalım. Biz aynı vatanın çocuklarıyız. Aynı yağmurun altında ıslanıyoruz hepimiz. Dolar çıktığı zaman hepimiz perişan. Ya Allah aşkına önce bizi kucaklayın dediler ya. Önce CHP'nin kendi evlatlarını kucaklayın. Ondan sonra gidelim hep beraber karşı mahalleyi kucaklayalım dediler. Bunları da biz göz ardı etmiş görünüyoruz. Eğer yerel seçimlerde yine kendi evlatlarımıza sahip çıkmazsak bu sefer kendi evlatlarımız sandığa gitmeyecek diye korkuyorum. Bu hataları yapmamamız lazım. Bizim mesela altı okumuzla uygun dengeli olmayan aşırı milliyetçi söylemler yaptık mesela. Bakın işe yaramadı. Ya bırakın yeterince milliyetçi var bu ülkede, yeterince ülkücü var bu ülkede ya da yeterince milli görüşçü, yeterince muhafazakar insan var. Bizim toplumumuz bizden sosyal demokrat olmamızı bekliyor. Biz eğer sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Atatürk ilkeleriyle ve Anadolu'nun kadim geçmişiyle, kadim gelenekleriyle bir harmanlayamaz isek biz yine yerel seçimlerde kaybetmiş oluruz. Yani burada benim eleştirilere katıldığım, hatta daha da ileriye giderek benim de eleştirdiğim, öz eleştiri yaptığım noktaları söyledim. Bu programla ilgili de bir cümle söyleyeyim, bitireyim. 3 soru vardı aslında. Bütün programı baştan sona dikkatlice izledim. 3 soru vardı. İstifa edecek misiniz? Genel başkan seçimli kurultay yapılacak mı? Ve aday mısınız? Gerisi tamamen aslında
Kemal Bey'in defalarca konuştuğu, yüzlerce kere sorulan ve hep aynı cevapları verdiği, yani tutarlılık adına da söylüyorum, cevap verdiği konulardı. Ben ne anladım bu sohbetten? Birincisi, böyle bir sohbetin olması iyiydi. Yani Sayın Genel Başkanımızın gerçekten böyle dişli gazetecilerin karşısına çıkıp açık yüreklilikle sorulara cevap vermeye çalışması bence olayın kendisi kıymetliydi. Yeterince cevap verdi, veremedi. Bunun takdirini tamamen kamuoyuna bırakıyorum. Ben bir şey söylemem. Ama ben şunu gördüm. İstifa edecek misiniz sorusuna cevap vermedi. Hı hı. Ben istifa etmeyeceğini anlıyorum. Hı hı. İki, genel başkan seçimli kurultay yapacak mısınız sorusuna nihayet evet dedi. Bakın, 15 Ekim'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin planı programı yapılmıştır. Yani 15 Ekim'de en son il kongremiz yapılacaktır. Ama şöyle bir kuşku vardı hepimizde. Ya acaba 15 Ekim'den sonra acaba genel merkezimiz seçimli, genel başkan seçimli olağan kurultayı yerel seçim sonrasına erteler mi acaba diye çok büyük endişemiz vardı. Bugün bu endişemiz giderilmiş oldu. 15 Ekim'de son il toplantısı, kongresi yapılacak ve ondan sonra yerel seçim öncesinde genel başkan seçimli kurultay yapılacağını Sayın Genel Başkanımız söyledi. Umarım bir fikir değişikliğine gidilmez. Aday mısınız sorusuna da yine cevap vermedi. Yani burada aday olmayacağını en azından söylemedi. Yani demin Necdet Bey'in de söylediği gibi ben aday olmayacağım diyebilir demişti. Bunu söylemedi. Ama bir seçimli olan kurultaya gideceğimizi söyleyebildi. Evet. Eğer ikinci turda da sıra kalırsa, zaman kalırsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapması gerektiğini de, yani kişinin değişmesinin, Sayın Genel Başkan'ın gidip yerine bir başkasının gelmesinin yeterli olmadığını, olmayacağını, MYK değişikliğinin asla yaraya pansuman bile olamayacağını bu şekliyle, çünkü bir zihniyet değişikliğine gitmemiz gerektiğini ve tüzükle ilgili ne gibi değişikler yapması gerektiğini, eğer zaman olursa yine sizlerle paylaşmaya çalışırım.